Moda'nın sadece eczacısı değil o. Aynı zamanda tarihi iz sürücüsü. Semtten kimler geldi, kimler geçti hepsini Melih Ziya Bey biliyor. Galatasaray'ın ölümsüz kaptanı Metin Oktay ile Fenerbahçe'nin efsanesi Büyük Fikret Apartmanları da bize o gösteriyor. ...73'te evet. Direniş oldu. Ondan sonra bütün eczaneler kapattı. Yani o tabii itimat üstüne, yönetim kuruluna, bana değil, bütün yönetim kuruluna olan itimat üstüne. Ayrıca bir de direniş komisyonu vardı. Orada da Nural Vural rahmetli vardı. Rıfat Güney vardı. Turan Ataman vardı. Aydın Tansan vardı. Onları da yayınladık. O güvenli neler yapılacağını, ne olacağını, ne biteceğini, kanuni olduğunu falan filan. Öyle. Ve yalnız iki eczane kapatmadı o gün. O iki eczane saat 10.30'da kapatmak zorunda kaldı. Baktık ki herkes kapatıyor. Bu bir. Ama daha sonra zannediyorum kaç, 2000'li yıllardan böyle bir şey denediler. Buraya da bölge temsilcisi arkadaş geldi. Böyle böyle kapatır. Tamam kapatalım dedim. Ama bana bir yazı getirin dedim. Başkandan. Kapatılacak diye. Yok işte öyle böyle. Ya daha öncenin şeyi var yaptığımız. Orada anlattık da şu maddeler böyle filan. İşte bizimki tavsiye yani mesuliyeti almadılar. Ben bu mesuliyeti aldım bildiriyi imzaladım. Onun için de kaç 9 sene hapsim istendi. Sıkı yönetim mahkemesinde mi yargılanmıştınız? Hayır. Normal. Şu normal mahkemede basın savcılığından çağırdılar. Daha önce avukata uğradım bizim odanın avukatına Gürbüz Özbağrı açık. Dedim böyle. O dedi ki peki bizim bu imza benim değil deseniz olur mu? Ya inanarak söylüyor ya beni ölçmek için söylüyor. Dedim ki öyle şey olur mu? Benim peşimden bu kadar eczane kapatmış, güvenerek ben nasıl, ne olursa olsun imza benim gittim, verdim ifadeyi. Ondan sonra savcılık şeye, mahkeme oradan işte 9 sene hapsim. Nedir efendim? Hükümetin manevi şahsiyetine hakaret, halkı isyana teşvik. Allah. 55 senedir ben ve eşim Melih Bey'in eczanesinde gelmekteyiz. Yalnız bir müşteri olarak değil, biz aynı zamanda gayet iyi ve yakın bir dostuz. Ben Melih Bey'le eşim vasıtasıyla tanıştım. Melih Bey semtimizin tanınmış simalarından biri. Bizim tanışıklığımız bu kuşaklar arası iletişimi sağlamak için mahalle toplantıları yani moda sohbetleri kapsamında kendisiyle uzun bir söyleşi yapmıştık bir gece. Kendisini orada tanıdım. Aşağı yukarı 100 küsur senelik bir müessesedir. Melih Bey'in babası da askeri bir eczacıdır ve eşim Melih Bey'i talebeliğinden tanımaktadır. Melih Bey'in eczanesine hasta ve müşteri olmanın dışında kendisinden sonraki kuşaklarla da iletişim oldukça iyi olduğu için dönem dönem sohbet etmek için de geliyorum. Bizim yaş kuşağının ve sonraki yaş kuşağının oldukça sık geldiği bir uğrak yeri burası aynı zamanda. Efendim, Melih Bey eczanesi gibi artık soyu tükenmekte olan bir İstanbul beyefendisidir eczacılıktan önce. Kendisi gayet, nasıl söyleyeyim, gayet iyi bir insandır, korrek bir insandır ve hiçbir zaman müşterilerine bir dosttur. Bunun yanında eczacılığından başka onun şairlik tarafı da vardır. Bana bilhassa çocukluğumu çağrıştırıyor. Çocukluğumdaki o nostaljik havayı çağrıştırıyor. Yani çok duygu yüklü bir yer aslında. Her tarafında bir hatıra olan bir mekan. Moda'da oturanlar tarafından hürmet edilen, sayılan, aynı zamanda iyi bir dost olarak kabul edilen bir insandır. Bizim halkımız
eczacılara aynı zamanda doktor muamelesi de yapar. Size de böyle hastalar geliyor mu? Hem ilaç hem tedavi. Yani şimdi biliyorum tabii şüphesiz ama. var. Ama o vizite ücretinden kurtulmak için olduğunu ben hiç düşünmedim. Tahmin de etmiyorum. Belki şu anda gidip de kuyrukta beklememek için. Belki bir maddi durumda olabilir ama tabii benim yapabileceğim bir şey oldu mu faydalı olmaya çalışırım ama benim boyumu aşan şeyde her zaman iyi bir doktor tavsiye ederim. Yahut da bildiğiniz doktor varsa ona. Çünkü bir şeyi tavsiye edersiniz, gider ondan sonra der ya o senin gönderdiğin doktor. Bunu en yakın benim akrabam. Birini randevu almak için araya koydu beni. Peki dedim, ettim. Bir ay sonra, iki ay sonra randevu veren adam yarın gelsin dedi. Gitti. 2-3 ay sonra ya o doktor bilmem ne. E kardeşim sen istedin benden, ben aldım. Şimdi benim huyum o. Biri bir şey geldi mi, ben olsam ya da ailemde biri olsa ben buna giderim. Ama siz yine araştırın, siz karar verin derim. Mesuliyet ona ait. Evet. Böyle başım ağrıyor, dişim ağrıyor, bir ilaç diye gelenler olmuyor mu size? Olur tabii. Çoğunlukla o doktora gitmez. Öksürük için gelir parası, şu için. Ama dediğim gibi boyumu aşan bir şey oldu mu doktora gitmesi daha doğrudur. Peki o zaman gene modaya dönelim. Siz eski İstanbul'a dair neleri özlüyorsunuz, neleri alıştınız ve sineye çekiyorsunuz? Şimdi yalnız moda için değil, eski İstanbul için anlayış vardı. Ama o zaman düşünün ki Kadıköy nüfusu 150 falan civarında. Şimdi sevgi vardı, saygı vardı, anlayış vardı. Ben onu mesela çocukluğumdan şeye getireyim. 1940-45 yılında harbi görmüş. Düşman çizmesinin ne olduğunu görmüş. Hürriyetinin elden gittiğini görmüş kimselerdi çoğunlukla 35-40 yaşında. O devri yaşamış kimseler onun için gayet anlayışlı, sevgili, saygılı şey kimselerdi. Hiç ben mesela aykırı bir şey yaşamadım. Ne burada ne karşıda. Anneannemde de kalırdım ben çoğunlukla çarşı kapıda. Gayet güzeldi münasebetler. Onun dışında yani bana... Evvelce şöyle biri sordu, bir gazeteden gelmiş de eski modayla yenisi arasında ne fark var? Ben dedim söyleyeyim size, gerisini siz düşünün, çıkarın. Nedir? Eskiden teşekkür ederim, lütfen takdim ederim, müsaade eder misiniz falan dedim. Böyle kullandı. Her evin balkonunda yahut pencerelerinde çiçekler vardı ama çiçeğin illa saksıda süslü püslü olması değil, teneke kutularında da saksılar vardı ama çiçekler vardı. Öyle böyle. Şimdi karşıdan geliyor kadın, kenara çekilip yol veriyorsun, geçiyor yani bir şöyle bir sanki hemen üstüne atlayacak millet. Öyle bir şey var. Bir teşekkür esirgiyor. Ya bir gülümse teşekkür. Abi o 20 kişide bir kişi teşekkür ediyor. O da aile terbiyesi aldığına bağlıyorum ben. Görgü meselesi. Yani kısaca varlık var şimdi ama yok. O varlık da kredi kartı varlığı mıdır onu da bilemiyorum. Ona da bir şey diyemiyorum. Evet. Peki siz burada yaşamaktan mutlu musunuz? Annem bana ne zaman herhalde 6-7 yaşındayım. Demek ki 5 yaşında buradayım. Ya 5 yaşında ya 6 ya çok 7 yaşında. Bir şey olmuş da ben modada ölmek isterim demişim. Demek ki o zamandan beri aynı düşüncedeyim. Hatırlamıyorsunuz yani onu söylediğinizi. Hayır, annem öyle dedi ama o sıralar mesela biz Şinasi Efendi Sokağı'nda oturduk o zaman. Ufak bir ev, iki katlı. Bize ait kiradaydık tabii. Hatırlıyorum böyle... Sırtında şeyler fener vardı, sokak fenerleri, hava gazı fenerleri. Onu yakmaya gelen kimseler vardı, omuzlarında şey tutuşlardı. Çok güzel yerde, çok güzel günler yaşadık. Yani o özlediğim şeyler bu eski İstanbul, eski insanlar. Böyle benim buraya gelenlerin çoğu
müşteri değil, müşteri dost diyorum. Arada böyle yabancı gelir. Öyle kaliteli adamlar maalesef. Yahut da ben çok yaşlandım. Onun için böyle kötümserim diyelim ama her şey değişmeyen tek şey değişmek. Ama iyiye değiştiği kanaatinde değilim. Mesela en basiti o koca koca binalar yani İstanbul'un silüetini bozdular. Evet. Onu görünce geçmişle bağını da koparıyorlar insanın. Sokak isimlerini değiştirerek. Şey Sokullu sokağın ismi Soner Sokak. Kim bu Soner? Ama sizin genç dostlarınız da var, var değil mi? Var. Zaten enerjimi o genç dostlarıma bağlıyorum. Olduğu kadar eksik olmasınlar. Peki kafası nasıl oluşuyor? Şey o dalga boyu aynı olunca insanın yaş bir şey fark etmiyor. Çocuklarla çok anlaşırım. Çocukları severim çok. Ama Evenneka gibi olan televizyon Türkçesi konuşan gençlerle pek işim olmaz. İşte o bir güzel söz var, bilmem bilir misiniz? Çocukları ve şişeleri seven hayatı sever, yaşamayı sever. Ben de şişe merakım belki oradan kulağımda kalmış, öyle geliyor.